Teşekkürler hayatım. Afiyet eline olsun sağlık. Canım. Merhaba, bir pazartesi gününden, hafta başından hepinize merhaba. Ama yine bugün çok sıcak. Ama ben akşam, şu an saat 5-5.30 civarı ve akşam yemeği hazırlıklarına başladım. Kalktık. Aslında hiçbir şey yapmadık desek yeridir. Bir çamaşır topladım. Birazcık spor yaptım. Bir kahve içtim. Bu kadar. Fazla bir şey yapmadım bugün işin açığı. Dün çok yorulduk çünkü. Şimdi ben akşam yemeği hazırlıklarını da sizlerle paylaşmak istiyorum. Çünkü tarifleri paylaşır mısınız diye çok güzel yorumlarınız, mesajlarınız var. Onlara istinaden şimdi hemen anlık şu anı çekmeye karar verdim. Şimdi bu elektrikli tencerede bulgur pilavı yapıyorum. Şu an çorba modunda Simbo elektrikli tencere. İçerisine birazcık sıvı yağ ve tereyağı koydum. Soğanları küp küp doğradım. Tamam Fox, bir saniye. Küp küp doğradım. Onları kavuruyorum. Daha sonra doğranmış domates ekleyeceğim. Salça, baharat vesaire. Ondan sonra da bulgurunu ve suyunu ekleyeceğim. Fırında da bulgur pilavının yanına en yakışan bana göre tavuk yemeği yapacağım. Bugün biraz farklı bir tavuk yemeği yapmaya karar verdim. Tavuk sarma, sebzeli tavuk sarma yapacağım. O da nasıl, ne derseniz. Onları da çekmeye çalışacağım. Tavukları ince ince böyle filota şeklinde açıp önce bir sos yapacağım. O sosta marine edeceğim. 1 saat 2 saat kadar. Daha sonra içerisine ince ince doğranmış havuç, patlıcan, evde ne sebze varsa onları ve birer dilim kaşar peyniri koyup saracağım ve fırında pişireceğim. Bugünkü menüm bu. Yanına da tabii ki de yoğurt. Serin serin, ferah ferah yoğurt. Şimdi bakıyorum. Oo, çok güzel. Çorba modunda soğanlarım kavruluyor. Şu an çorba modunda ve bu arada dün pazara gidemedik. O yüzden bir tane kalmış. Çok küçük kuru soğanım. Ben de kırmızı soğan da ekledim. Olsun, ne fark eder. O da soğan, o da soğan. Artık koymak zorundaydım. Yapacak bir şey yok. Şimdi bu burada kavrulsun. Ben domatesleri çıkartayım, doğrayayım. Onları da ekleyeyim. Biber de eklenilebilir. Çok az da biber doğrayacağım şimdi içine. Şöyle hemen bizim bahçe biberinden açacağım tencereyi ve içine doğrayacağım. Bunlar da soğanlarla kavrulsun. Şöyle karıştırayım. Soğanlarım ve biberlerim kavrulana kadar ben de domatesleri doğrayayım. Domatesleri de ekledim. Şimdi domateslerin de kavrulmasını bekliyorum. Domates de kavruldu. Oh, mis mis. Şimdi bu aşamada domates kavrulduktan sonra... Efendim Ender? Domates kavrulduktan sonra birazcık karabiber, birazcık tuz. Yani baharatlarını koyuyoruz bir nevi. Ben yine kırmızı tatlı toz biber ilave edeceğim. Evet. Ve şöyle bir karıştıracağım. Hala çorba modunda makine bu arada. Şimdi bunu da koyduktan sonra... Bu isteğe bağlı. Salça koyabilirsiniz. Ben koyacağım. Çok seviyorum domates salçasını. Şöyle hemen ne kadar diyeyim? Bir çorba kaşığı kadar diyelim. Salçayı da koydum. Şöyle şunları karıştırıyorum. Evet. Baharatları, her şeyi hazır. Karıştırıyorum. Hala çorba modunda makine. Evet. Ağzını kapatıyorum. Bir salça şöyle bir kavrulsun. Sonra görüşürüz. Evet. Salçam da şöyle bir kavruldu. Şimdi şu Simbo'nun kendi içinden çıkan ölçü bardağı. Bununla 5 su bardağı et suyu. Yoksa ben normal sıcak su, kaynar su kullanacağım. Şimdi bu karışımın içerisine 5 su bardağı kaynar su dökeceğim. Eğer bu ölçü kabını kaybettiyseniz olabilir. Normal su bardağı ya da hani çay bardağı, artık ne istiyorsanız kullanın, ama bulguru da su koyacağınız kapla aynı miktarda koyun. Ben bununla 2 bardak bulguru ölçtüm. Şimdi suyunu ilave ediyorum. Evet, 5 bardak. 2 bardak için ölçümüz 5 bardak. Şöyle 1,
Tekrar ağzını kapatıyorum. Hala çorba modunda, kaynamasını bekliyorum. Zaten hemen kaynar çünkü sıcak su. Suyumuz kaynamaya başladı. Bu aşamada ısıt kapat modu var. Ona bastım, açtım. 2 bardak yine aynı ölçüde olan bulguru içerisine döküyorum. Yıkanmış ve süzülmüş bulgur. Pilavlık bulgur. Şöyle bir karıştırıyorum. Karıştırdım. Ve karıştırdıktan sonra kapağını kapatıyorum. Pilav moduna basıyorum. Ve bekliyorum, o kendi kendine pişirecek. Şimdi pilavım burada pişerken ben de ne yapayım? Önce şöyle bir şu kapları toparlayayım. Salçayı dolaba koyayım. Baharatlarım burada dursun. Çünkü şimdi tavuğun sosunu hazırlayacağım ve tavuğu buzdolabında marine olmasını bekleyeceğim. Ender'in gelmesine yakın hemen onları sebzelerle sarıp fırına koyacağım. Ender geldiğinde yemeğim hazır olmuş olacak. Evet, siz isterseniz tavuk göğsünden de yapabilirsiniz. Ben tavuk göğsünü pek sevmiyorum. Bana kağıt gibi geliyor, bilmiyorum. O yüzden ben kemiksiz pirzola eti kullanacağım. Şimdi böyle tezgaha koydum. Üzerine buzdolabı poşeti geçirip tahta kaşıkla hafif vurup bunları döveceğim. Dövdükten sonra da sosa yatıracağım ve buzdolabında bekleteceğim. Evet, etlerimiz inceldi. Şimdi sosunu hazırlıyorum. Sosum her zamanki sostan zeytinyağı, biberiye, kekik, karabiber, çok az kimyon, kırmızı tatlı, toz biber ve bu şekilde karıştırdım. Tavukları bu sosla karıştıracağım. Hazır. Üzerine streç film, benim streç filmim kalmamış, veya şöyle buzdolabı poşeti geçirebilirsiniz. Bu şekilde buzdolabında en az 2 saat. Daha fazla vaktiniz varsa daha fazla, en az 2 saat olacak şekilde marine etmeye bırakıyoruz. Makine öttü. Hemen bakıyorum. Of, pilavımız hazır. Evet. Şöyle bir karıştıralım. Bulgur pilavım hazır. Bakın zaten o kendisi ısıtma moduna aldı. Böylece yiyeceğimiz saate kadar pilavım hem demlenmiş olacak hem de soğumamış olacak. Havucun kabuklarını soydum. Patlıcanın üst kısmını aldım. İnce çubuk şeritler halinde doğrayacağım. Şöyle de peynirim var. Kaşar peyniri. Bunu kullanacağım sarma için. Şimdi ben bunları doğramaya başlıyorum. Evet, doğradım. Bu kadar yeterli. Şimdi tavukları çıkartıp şu üçlüyü içerisine koyup saracağım ve önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında pişmeye bırakacağım. Yalnız fırın kabının üzerine yağlı kağıt sereceğim. Tavuklarım da harika. Çok güzel gözüküyorlar. Sıra geldi sarma işlemine. Şöyle marine olmuş tavuk etinden bir parça alıyorum. Şöyle koyuyorum. Elimle bastırıyorum. İçerisine ne kadar isterseniz şöyle üçer üçer koyacağım ve peynir, kaşar peyniri, evet bakın budur ve saracağım şimdi. Bu şekilde. Bu hazır. Hemen fırın kabının içerisine alıyorum. Diğer parçamı alıyorum. Ve peynir. Evet. Ve sarıyorum. Şu sardığımızda kat yeri alta gelecek şekilde, yani şu şekilde fırın tepsisine koyun lütfen. Şimdi sarmalarım hazır fırına atılmak için. Tabii ki de bu aşamada yine size kalmış. İsterseniz bir kahve fincanı kadar su ekleyebilirsiniz. Beşamel sosla da pişirebilirsiniz. Ben şimdi buna farklı bir sos yapacağım. Şöyle
Sos kabımın tavukları marine ettiğim, dibinde de yağ olan kabın içerisine bir çorba kaşığı kadar salça ekledim. Şimdi üzerine su ekleyeceğim ve salçayı açacağım. Bunun içine hiçbir baharat, tatlandırıcı koymaya gerek yok. Çünkü bu sos yaptığımız kase ve zaten tavuklarımız soslu. Evet, şimdi bunu tavuklarımızın üzerine dökeceğim. Döküyorum. Evet. Üzerine yağlı kağıt serdikten sonra önceden ısıtılmış 180-200 derece turba olmamasına dikkat edin. Alt üst ayardaki fırında pişmeye bırakıyoruz. Tavuklar pişti. Piştikten sonra üzerindeki yağlı kağıdı alıyoruz. Ve üzeri de birazcık kızarana kadar bir 5 dakika bile çok aslında. 2-3 dakika fırının özelliklerine bağlı. Belki de 5 dakika kızarmaya bırakıyoruz. Hemen tavukların üstü kızarırken şöyle bir yeşil salata yaptım. Sofraya götürüyorum ve size sofradakileri göstermek istiyorum. Evet, soframız tabii ki de yoğurt, ender ekmek dilimledi, anneanne turşusu, dedenin pul biberi ve ender yemek bekliyor. Evet, tavukları çıkardım. Üzerleri kızarmış, çok güzel olmuşlar. Şöyle yuvarlak servis tabağı kullanacağım. Şimdi öncelikle buraya bulgur pilavını koyup daha sonra da tavuğu koyup servis yapacağım. Ama çok güzel gözüküyor. Tabaklarımız hazır. Hadi bize afiyet olsun. Afiyet olsun canım. Teşekkür ederim hayatım. Ellerine kollarına sağlık. Rica ederim. Harika. Afiyet olsun canım. Teşekkürler. Buraya kadar izlediyseniz teşekkürler. Başka videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın. Kanalımıza abone olmayı ve abone olduktan sonra yeni yüklenen videoların haberini almak, bildirimlerini almak istiyorsanız şuradaki zile tıklamayı ve tıkladıktan sonra bu kanalla ilgili tüm bildirimleri bana gönder kutucuğunu işaretleyip kaydetmeyi unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler.